Göz tembelliğinin tanısını ne aile ne de pediatrist yani çocuk doktoru anlayamaz. Biz de eğer elimizde gereken cihazlar olmazsa biz bile anlayamayız. Ancak bunu bir muayene ile anlayabilir. Göz muayenesiyle anlaşılabilir. Ama yine de bazı bulgular ortaya çıkabilir. Nedir? Gözünde kayma varsa, şaşılık varsa bunun bir gözünün tembel olma ihtimali yüksektir. Tanıyı başka koyabileceğimiz elimizdeki en güzel sistemlerden bir tanesi çocukları bildiğiniz gibi muayene etmek zor. Ama şimdi yeni cihazlar var. 1,5 metreden çocuğun fotoğrafını çeker gibi siz bir fotoğraf çekiyorsunuz ve o gözlerin kırma gücünü bize veriyor. Gözler arasındaki farkı veriyor ve eğer şaşılık varsa şaşılığı da bize 0.08 saniyede ortaya çıkartıyor. Bu hastalığın günümüzdeki tedavisinde en önemli cihazlardan bir tanesi. Çocuklarla ilgilenen ve bu konuya ilgi duyan göz doktorlarının mutlaka kullanması gereken bir cihaz. Çocuk ağlamış, şey yapmış falan hiçbir engel teşkil etmiyor. Hemen siz çocuktaki tembelliği ve çocuğa gerekli olan gözlük numarasını ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi gereken gözlük numarası verildiği zaman o gözlüğü taksa da eğer bir gözünde tembellik varsa bu tembellik devam eder. Biz sağlam gözü kapatarak tembel olan gözü çalıştırmamız lazım. Bununla ilgili olarak da sağlam gözün kapatılma süreleri vardır. Eğer yeterli sürede kapatılmazsa tembel göz çalışmaya başlamaz. Fazla sürede kapatılırsa sağlam olan göz de tembel olur. Bu nedenle ailenin doktorla birlikte işbirliği yaparak çok düzenli bir şekilde bu kapatma işlemlerini ve 3 ayda bir, 2 ayda bir, bazen ayda bir çocuğu doktora getirerek birlikte uzun bir yoldur bu ama başarı da çok aile ve doktor arasındaki ilişkinin iyi olmasıyla ancak sağlanabilir ki bakıyoruz birçok çocuğun gözü tembel ve tedaviye rağmen de tembel olmaya devam ediyor.